Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var? Bugün ise yanımızda Chery Tiggo 7 var. Chery Tiggo gayet güzel bir araç, eğlenceli bir araç. Hoşumuza gitti Chery Tiggo. Arkadaşlar Chery Tiggo'ya hani ben böyle dışarıdan baktığımda ya diyordum ki olmamıştır bu araba. Hani kim mal araba abi falan filan diyordum ama aracın dışından da gördüğünüz gibi, bulunduğumuz ortamda gördüğünüz gibi gayet eğlenceli, gayet sıkı bir araçmış. Bu arada bilginiz olsun. Benzinli motor olması biraz benim sevdiğim bir tarz değil. Biliyorsunuz ben dizel motor hastasıyım. Ama benzin motor da gayet güzel. Aratmıyor yani abi. Hani böyle bir o 1.6-1.5 dizelleri aratmayan bir motor var. Gayet güzel, gayet şık. Benim hoşuma gitti. Açık konuşmak gerekirse. O zaman videoyu beğendik. Kanala abone olduk. Ne yapalım? Karşınızda günahıyla sevabıyla Chery 7 Tiggo Pro. Arkadaşlar Chery 7 Tiggo'ya dışarıdan baktığımızda hani ön tarafı çok şık gözüküyor ama ben bu arabanın arkasını sevmedim. Niye sevmedim abi? Şimdi aracın ön tarafına baktığınızda panjuru yapmışlar, böyle ışıklı mışıklı gibi duruyor. Her yeri metal kesim. Yani şurada görmüş olduğunuz parçalar hani panjuru kaplıyor, çok güzel. Chery logosu zaten değişmedi. Yıllar önce geldiğinde de bu şekildeydi diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam siz aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Aracı ayıran ne var? 8'lerden benden size bir tavsiye. Şu alt kırmızı parçası. 8'lerde yoktu bu bildiğim kadarıyla. Burada bir tane radarımız var. Burada EcoCar TV yazımız var. Videoyu beğenelim, kanala bir abone olalım lütfen. Burada iki parça olan gündüz farımız var. Gündüz LED'imiz. Yani biraz daha şık göstermiş arabayı. Diğer araçlardan farklı en azından. Şu aşağıda görmüş olduğunuz böyle açık renkli bir kaplama var. Difüzör diyebileceğimiz. Hani burada araca ayrı bir hava katmış. Üst tarafa geldiğimizde neyi görüyoruz? Full LED. Burada farlarımızı görüyoruz, sinyallerimizi görüyoruz vesaire vesaire vesaire. Aracın kaputuna geldiğimizde ise aracın kaputu böyle hani 3 parça gibi yapılmış. Ortasında şöyle güzel bir şişiklik var arkadaşlar. Yanları böyle biraz daha oraya doğru şişirilmiş gibi bir şey olmuş. Hani değişik. Benim hoşuma gitti dediğim gibi. Aracın jantlarına geldiğimizde ise jantlar gayet güzel, hoş duruyor. Bugünkü aracımızda ne lastikler var görüntüleyemiyorum çünkü her yer çamur olmuş. İki parça olan korumamız mevcut. Ortasında böyle açık renk bir çizgi geçiyor. Aynı aramızda LED'li arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hani yan sinyal burada vesaire değil, şurada. Başka neyimiz var? Abi şöyle aracın arkasına doğru geldik. Yerlerde çamur, çok da gezemiyorum ama şöyle gösterecek olursak, ha depo kapağını unuttuk. Depo kapağımız burada arkadaşlar, bu şekilde açılıyor. Benzerini zaten herhangi bir koruması vesairesi yok. Yani AdBlue ya da LPG seçeneği yok bugünkü aracımızda. Araç arkadan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Arkası da hani gayet güzel. Ya aslında 8 biraz daha dolu dolu duruyor. 7 böyle biraz daha ne bileyim boş gibi duruyor. Arkada Tiggo 7 Pro yazımız. 290T hani bu piyesini belirtiyor. İşte şurada Chery yazımız. Şurada Chery amblemimiz. Böyle çok güzel kaş yapmışlar. Aşağıda egzoz çıkışları var arkadaşlar. Egzoz çıkışları bu arada aktif, bilginiz olsun. Onların üstünde işte kedi gözleri ve arka sis farları mevcut. Bugünkü aracımızda geri görüş kamerası da var. Zaten gayet dolu dolu bir araç. Şöyle yan tarafına doğru geldik. Hani gördüğünüz gibi böyle aracın üst tarafında ve alt tarafında çok güzel krom süslemeler var. Bu da araca ayrı bir hava katmış. Ben beğendim. Hoşuma gitti yani. Güzel. Akşam karanlığına kalmadan videoyu çekebilirsek mükemmel olur. Gördüğünüz gibi ön LED'imiz de kayar. Sinyalimiz. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Aracın içine geçerken kapı tutamaçlarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Bu şekilde kapı seslerimiz. Şöyle baktığımızda ne görüyoruz? Burada kapı açma tuşumuzu görüyoruz. Kapı açma kolumuzu. Burada açma kapama kilitleme tuşlarımız var. Buralar yumuşak. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. 4 cam otomotivimiz var. Arka cam kilitleyicimiz. Aynaları şu şekilde göreceğiniz gibi kapatıp açma tuşumuz var. Şurada. Şu yani. Başka neyimiz var? Aynı seçicimiz, aynı joystickimiz, jackcut. Buralar sert. Dediğim gibi buralar yumuşak. Buralar da yumuşak arkadaşlar. Buralar da sert. Hani buralar da yumuşak. Genel olarak malzeme yapısı yumuşak. Benim hoşuma gitti. Neyimiz var? Başka şurada gördüğünüz gibi Tiggo yazımız var. Nerede? Şurada. Tiggo yazımızda şöyle gösterecek olursak. Işıklı arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani öyle boş değil yani. Buraya kromvari bir kaplama yapmışlar. Bu da güzel durmuş. Aracın içi biraz kirli, kusura bakmayın. Dediğim gibi bugün biraz eğlendik çünkü araçla. Şu aracın içine doğru oturduk.
Tiggo 7 Pro'nun içine oturduk. Anahtarımız bu şekilde arkadaşlar. İşte açma, kapama, bagaj tuşu. Başka neyimiz var? Anahtarın arka tarafına doğru baktığımızda ise anahtarın arkası da bu şekilde. Hani çok ahım şahım değil ama güzel, şık. Şöyle anahtarımızı bıraktık. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel devasa bir ekranı var. Göstergi benim hoşuma gitti. C4X'in göstergesinden sonra bunun göstergesi kocaman geldi. Açık konuşmak gerekirse. C4X videosunun altına bayağı bir linçleyenler olmuş. Arabayı çok kötü anlattın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ya abi hoşuma gitmeyen arabaya niye hoşuma gideyim? Benim gibi düşünen milyonlarca insan var. Herkes para verip alıyor diye düşünüyorum. Her neyse. Boş verin şimdi C4X'i. Kornamız bu şekilde arkadaşlar. İçeri gayet tatlı duruyor. Gayet hoş duruyor. Burada neyimiz var? Burada gördüğünüz gibi şerit takip asistanı var. Yani öndeki araca bakın bu tuşa basıyorum. Şuradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle biraz yakınlaştıracak olursak sizi. Arkadaşlar bakın şuradaki tuşa basıyorum. Buradaki tuş ne işe yarıyor? Şurada gördüğünüz gibi normal diyor. Bakın şurada. Göreceğiniz gibi buradaki tuş öndeki araçta olan mesafenizi koruyor. Bu defa soldan başlamadık. Şöyle soldan başlayacak olursak burada neyimiz var? Start stop iptalimiz var. Start stop buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada bagaj açma kapama tuşu var. Burada far alçaklık ve yükseklik ayarımız mevcut. Bagaj açma kapama tuşunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bakın şu an bagaj açma tuşuna basıyorum. Ekranda hiçbir şey yok. Değil mi? Bagaj açma tuşuna şöyle 2-3 saniye basılı tuttum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tekrar kapatmak istersem de dörtleri de yakıyor bu arada. Aracın içinde olsanız dahi dörtleri yakıyor. Hani güzel bir güvenlik önlemi. Navigasyon bilgisi yok diyor. Çünkü herhangi bir yere konum almadık ama bugünkü aracımızda navigasyon var. Bugünkü araç gerçekten dolu dolu bir araç. Umarım kısa bir video çıkar. Çıkmazsa da canımız sağ olsun bayağı uzun bir video olur. Burada neyimiz var? Direksiyonumuz gayet güzel. Bu arada şöyle dikişleri şöyle gösterecek olursak çok güzel. Vito videosundan sonra buna geçince aynı Vito'da oturuyormuşum gibi hissettim kendimi. Buralarda da böyle güzel dikişler var arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. Direksiyonumuz, kornamız bu şekilde. Burada nelerimiz var? Burada hızla alakalı olan şeylerimiz var. Nedir yani abi? Öndeki araçla araya mesafeyi nasıl koy? Az koy, çok koy. Burada hız limitlendirici var. Burada hız sabitleyici var. Burada hız sabitleyici iptali kapalı var. Bu arada adaptif hız sabitleyici var. Bilginiz olsun şöyle gösterecek olursak. Adaptif hız sabitleyici açık ya da adaptif hız sabitleyici kapalı diyor arkadaşlar. Yani standart geliyor adaptif hız sabitleyici bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Burada işte set azalt çoğalt. Burada da işte sağ sol yap falan yap filan yap. Burada şöyle ekran ayarları bunlar da. İşte ekranlar arasında git gel falan yap filan yap. Bakın zamandı falandı filandı. Göstergeler değişsin bir şey olsun. Göstergeler değişmiyor burada özür dilerim. Hani araç güzel ya benim hoşuma gitti vallahi bak. Şöyle tema diyor mesela uzay temasıymış bu. Ha bu arada söylemeyi unutmadan arkadaşlar. Direksiyonumuzun tabii ki de olmazsa olmaz alçaklık derinlik ayarı mevcut. Ama manuel bilginiz olsun. Aracın şöyle torpidosuna doğru gelecek olursak torpido yumuşak. Benim hoşuma gitti. Gayet güzel bir torpidosu var. Buralar böyle yumuşak. Hani ekran böyle çok büyük değil. Yanlamasına uzatılmış bir ekran ama güzel bir ekran. Şöyle baktım. Android Auto, Apple CarPlay özellikleri var. Navigasyon I don't see any music I can play. bir şeyler dedi. Navigasyon çalışıyor burada. Ben Sabiha Gökçen'in konum aldım ama Sabiha Gökçen de gösteriyor. Hani navigasyon çalışıyor onu söyleyeyim. Start stop tuşumuz gayet güzel burada. Hani bu şekilde yapmışlar. Bakın aracı durdurduk şu anda. Frene bastık. Yeşil yandı. Çalıştırdık. Güzel bir cold start sesi veriyor. Havalandırma ızgaralarımız, havalandırma menfezlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Sağ tarafı anlatmayı unuttuk. Sağ tarafta ses tuşlarımız var. İşte sesli komut özelliği var. Sesli komut özelliği şu an sadece telefon bağlandığı zaman ayarlanıyor. Bilginiz olsun. Once more, you can say Cancel. Like. Cancel. Okay, canceled. Hani buraları falan çok güzel yapmışlar. Hoşuma gitti gerçekten. Burada başka neyimiz var abi? Şöyle göreceğiniz gibi çok güzel dikiş detayları var. Böyle iki parçalı yapmışlar. Dört flaşörümüz burada. Bakalım Mercedes olan bunda olacak mı? Evet. Bunda da oluyor arkadaşlar. Şöyle nasıl gösterebilirim size. Şu an dört flaşör yanıyor. Sola sinyal verdim. Sola yapıyor. Sinyal verince de zaten böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bakın şu an dört flaşörümüz yanıyor. Sinyali kapattım. Dört flaşörü yakmaya devam ediyor. Sağ sinyal verdik. Bu defa da aracın sağını gösteriyor arkadaşlar. 360 derece sistemine hoş geldiniz vesaire vesaire. Şöyle yaptık. Bakın istediğiniz gibi burada gösterebiliyorsunuz. Sadece aracın önü, sadece aracın arkası.
İşte burada ayarlarda tüm detayları görebiliyorsunuz. Böyle yapınca da şöyle bir güzel özelliği var. Şu an arka kamerada şöyle mesela arka dediniz sadece arkayı gösteriyor. Ön dediniz burada önü gösteriyor. Tekrar bastınız bu şekilde. Neyse geri gelelim. Dörtlü flaşörümüzü kapatalım ses yapmasın. Burada tuşlarımız var. Tuşlar da gayet güzel. Mesela burada multimedyayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bana sadece şu biraz saçma geldi. Ses tuşlarını buraya koymuşlar. Böyle hani bununla niye uğraşayım? Nasıl uğraşsın adam? Dörtlü flaşör burada. Burada home tuşu var. Burada uzay teması geldi. Burada bağlantı tuşumuz var. Bulut. Ekranı kapattığımızda böyle güzel fotoğraflar geliyor. Resimler geliyor arkadaşlar. Uzay teması vesaire 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 falan. Ekranımızı açtığımızda ise gördüğünüz gibi burada bir bulut özelliği var. Diyor ki lütfen cep telefonunuzu araç sistemine bağlayın. Araca bağlandığında araç bulut oluyor. Burada telefon bağlama özelliği vesaire vesaire. Burada ayarlar. İşte tüm bölge ayarları. Altında çok güzel özellikler var. Neler var abi? Mesela burada koltuk ısıtma modu var. Ama koltuk ısıtma 2 kademeli. Bilginiz olsun 3 kademeli değil. Burada nedir abi bu? Cama ver. İşte kafaya ver. Ayağa ver. İçerideki havayı muhafaza et. Ön cam buğu çözümümüz. Arka cam buğu çözümümüz. Yan tarafın yani yolcu tarafının koltuk ısıtması var. Vesairesi var. Vesairesi var. Otomatik klima özelliğimiz var. Benim bu araca sevdiğim başka bir özelliği şudur arkadaşlar. Bu zaten fan ayarı. Burada işte AC, SNC. SNC'yi daha önce söylemiştim. Daha önceki videoları izleyenler bilir. İkon özelliği var. İyon özelliği var. Nedir? İyonik. İçerideki havayı temizliyor. Temiz hava yani. Burada da işte buraları da güzel yapmışlar. Böyle Lexus'a benzetmişler biraz. Hani sıcak, soğuk vesaire vesaire vesaire. Başka nelerimiz var? Benim telefonumu görüyorsunuz burada. Yalnız benim telefonum kablosuz şarj özelliği yok. Ama burada kablosuz şarj yeri var. Elektronik elektriğimiz var. Oto hold'umuz var. Vites topuz gayet hoş, gayet şık. Hani güzel duruyor. Şöyle direkt frene basalım. Bu şekilde güzel işler yapıyor. B'ye bastık. Başka nelerimiz var? Burada modlarımız. Ekran değişiyor bu arada. Mesela şu an spor modda ekran kırmızı. Eko mod aldık. Böyle mavi. Yani o turkuaz gibi bir şey oldu. Normal modda mavi oluyor zaten. Tekrar spor aldık. Sporda üstelik şurada da çok güzel bir bayrak çıkıyor. Şöyle gösterebiliyor muyum size bilmiyorum ama. Normal spor. Sporda görüyor musunuz? Şurada çok güzel bir bayrak çıktı. Şurada. Burada kalmıştık. Burada başka neyimiz var? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şerit takip uyarı asistanımız var. Burada kamerayı görebiliyorsunuz. Burada çok güzel yokuş iniş desteği mevcut. Yokuş iniş desteği nedir abi? Rampa bir yoldasınız. Nasıl ineceğinizi bilmiyorsunuz. Acemi bir şoförsünüz. Bu ekipmanlar size destek sağlıyor. Vitesi boşa alıyorsunuz ya da drive alıyorsunuz. O kendi kendine indiriyor size. Burada neyimiz var? Burada iki tane bardaklığımız var. Güzel bardaklıklar da. Ama keşke hani insan bir soğutma, ısıtma bekliyor bunda. Dilerseniz bu bardakta böyle ileri geri yapabiliyorsunuz. Fakat yerinden çıkartamıyorsunuz. Yani ben çıkartamadım en azından. Çıkartabilen varsa veya çıkartılırsa yoruma yazsınlar. Burada da bir tane çok güzel cebimiz var. Nedir abi bu cep? Ne işe yarıyor? Mesela buraya anahtarı koyabilirsiniz. Gayet güzel duruyor, gayet şık duruyor. Telefonu da koyabilirsiniz. Soğutma özellikle burada bir tane bardaklığı olan dediğim gibi soğutma özelliği şurada zaten gözüküyor. Burada da bir cebimiz mevcut. Koldaymanın alçaklık yükseklik ayarı yok. Sadece ileri geri oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka neyimiz kaldı? Anlatmayı unuttuk. Şöyle çok güzel ambiyans aydınlatması var. Göreceğiniz üzere. Hani ambiyans aydınlatmasını beğenmedim. Mor yanıyor. Bir dosyanı açacak olursak açtık. Torpido da gayet yavaş açılıyor. Yavaş açılan torpido da iyi torpidodur ama içi sert. Torpidomuzun bilginiz olsun. Anlatmadığımız başka neyimiz kaldı? Ha koltukları söylemeyi unuttuk size. Koltukları inerken söyleyeyim bu defa bir. Aracın güneşlikleri gayet güzel. Güneşliğimiz aydınlatmalı gördüğünüz gibi. Şöyle koltuğu biraz geri alalım. Güneşliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Güneşliklerimiz de gayet güzel, gayet tatlı. Gördüğünüz gibi hem kapaklı hem aydınlatmalı. Şöyle gösterecek olursak sizlere. Aynası da güzel. Şu dokunuş hissiyatı da gayet güzel. Ben ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz arkadaşlar. Sonra da beğendiğimiz beğenmediğimiz yerlerde yorum yapıyoruz. Burayı böyle kapattık. Burada bir tane ruhsat saklama cebimiz var. Aracın şöyle üst tarafına doğru geldiğimizde neleri karşılıyor bize? Gördüğünüz gibi beyaz aydınlatması var. Benim hoşuma gidiyor. Gayet güzel. Başka nelerimiz var? Burada SOS tuşumuz var. Burada perdemiz var. Şöyle bakacak olursak çok güzel perdemiz var. Sunroof'umuz var mı? Perde olur da sunroof olmaz mı arkadaşlar? Böyle dolu bir arabada gördüğünüz gibi çok güzel sunroof'umuz da mevcut. Şöyle kapattık. Son olarak arkadaşlar aracın ön tarafından bahsediyoruz. Buraya biraz bir şey dökmüşler. Hani burası böyle iki parçalı. Şöyle vitesin altı.
Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz, şarj edebilirsiniz ki zaten burada kablosuz şarj özelliğiniz mevcut. Benim gibi kablosuz şarj özelliği olmayan telefonlar ise buraya koyabilirsiniz. Neyimiz var? Şurada iki tane USB portumuz var arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Başka bir şeyimiz var mı? Burada şöyle bakıyorum. Sağ tarafa geçip bir de oradan anlatalım. Aracın sağ tarafına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi aşağıda neyimiz var? Burada bir tane 12 volt soketimiz var arkadaşlar. Çakmak girişimiz, çıkışımız. Hani burası bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Honda Civic'lerde vardı yanlış hatırlamıyorsam. FC6 kasalarda. Ha, söylemeyi unutmadan. Kapıların içlerinde çok güzel Tigo yazımız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi burada da zaten Tigo yazıyor. Işıklı mışıklı şekilde. Aracın sağ koltuğunda da arkadaşlar elektrikli koltuk mevcut. Bilginiz olsun. Koltukları söylememiştik. Koltukların da deseni gayet güzel. Deri kaplı koltuklar böyle. Suni deridir diye tahmin ediyorum. İnşallah sunidir. Buralarda şöyle çok güzel. Nasıl gösterebilirim? Şu şekilde gösterebilirim. Üç parçalı yapmışlar koltuğun sırt kısmını. Bu popo koyma kısmını ise iki parçalı yapmışlar. Ortalarda böyle kırmızı şeritler var. Gayet güzel. Dikişlerimiz mevcut. Kırmızı beyaz. Bugünkü aracımızın dikişleri. Ön taraf bu şekildeydi. Videoyu beğendik, kanala abone olduk. O zaman arka tarafa geçiyoruz. Tiggo 7 Pro'nun arka kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar dediğim gibi şu şerit olayını ben çok sevdim. Gayet güzel, gayet şık. Ha, söylemeyi unuttuk. Şurada da bir tane gördüğünüz gibi neyimiz var? Köpek balığı antenimiz mevcut arkadaşlar. Hani aracın tavan barları falan gayet güzel böyle. Port bagaj barları. Ama port bagaj bağlanmıyor bildiğim kadarıyla. Sadece süs olarak koymuşlar. Aracın arka kısmına gelirken arka kapılarımızda yani tüm kapı kollarımız tutup çekmeli bu şekilde. Ha, bu arada ön tarafta söylemeyi unuttuk. Arka tarafta, ön tarafta aynı Peugeot 3008'lerde olduğu gibi bütün açılıyor. Yani şu şekilde gösterecek olursak. Bütün açılıyor. Şu kısım temiz kalıyor. Benim gibi böyle çamurda eğlenmeyi seviyorsanız gördüğünüz gibi paçalarınız falan çamur olmuyor. Ne oluyor abi inip inerken? Bakın burası böyle komple çamur. Açıyorsunuz. Tertemiz. Bu arada havanın kararmasını bekliyorum. Hava biraz kararsın. Hava karardıktan sonra şöyle kapıyı açınca aynanın altında çok güzel Tigo yazısı gözüküyor. Şurada gözüküyor. Şu an ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum ama. Her neyse bir türlü arka tarafa geçemedik. Kapımızı açtık. Aynı ön tarafta olduğu gibi değil. Çünkü arka tarafa pek özenmiyor genelde mühendisler. Mesela ön tarafta buralar yumuşaktı. Arka tarafta buralar sert. Burada Twitter'larımızı görüyorsunuz. Başka neyimiz var? Burada bu arada kör nokta uyarısı da mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arka camlarımız zaten otomatik söylemiştik. Şuralar tutma yerleri biraz güzel, yumuşak. Onun dışında buralar sert. Koltuklarımız gayet güzel. Koltuklarımız 2 artı 1 düzene sahip. Her zamanki gibi. Şu aracın içine oturduk. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Burada böyle eşya saklama ceplerimiz var. İki koltukta da. Hani koltuğun arkası da gayet güzel duruyor. Aracın içi de arka taraftan şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada neyimiz var? Burada aydınlatmalarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle kapımızı kapatacak olursak. Kapımızı kapattık. Kendiliğinden karar. Böyle kristal detay yapmışlar. Çok güzel duruyor. Dokunmatik mi değil. Tabii ki de buradaki tuştan açılıp kapanıyor. Başka neyimiz var? Tutamaçlarımız. Tutamaçlarımız gayet güzel. Askı aparatı yok ama oradan bir eksi puan yazdım. Açık konuşmak gerekirse. Başka neyimiz var? Arka tarafta iki tane böyle gördüğünüz gibi havalandırma menfezi var arkadaşlar. Burada bir tane USB portumuz var. Altında da ufak bir cebimiz var ama telefon vesaire sığmaz buradaki cebe. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var arkadaşlar? Tabii ki de kol dayaması var. Benim sevdiğim bir özellik. Hani insanı böyle premium hissettiriyor ya. Şuradan şöyle tuttuk, çektik. Kol dayaması gayet güzel. Yumuş yumuş. Pofuduk. Çok güzel. Hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi iki tane bardaklığımız var burada. Hani bardaklığın altında böyle şey yapmışlar böyle. Hani tiftik yapmışlar. Güzel olmuş. Başka neyimiz var? Şöyle arka tarafa bakacak olursak. Herhangi bagaja geçme yeri yok. Çünkü zaten bagaj hemen şurada. Nerede? Burada. Herhangi burada bagaja geçme yeri yok. Bagaj burada arkadaşlar. Hani kafalıkları falan gayet güzel. Hoşuma gitti. Burayı böyle kapattık. Koltukları izofix bağlantıları nerede? Hemen onu gösterelim sizlere de. Arkadaşlar koltukların şu arada bir yerde bulmacayı çözerseniz erişebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi izofix bağlantısı da mevcut. Arka taraf bu şekildeydi. Hadi şimdi bagaja geçelim. Chery Tiggo 7 Pro'nun arka tarafına doğru geldiğimizde ben arka tarafı çok beğenmediğimi söylemiştim. Aracın ön tarafını daha çok beğendiğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nelerimiz var? Full LED farlarımız var. Arka top farlarımız var. Ama zannedersem sinyallerimiz halojen.
Onun dışında buralar LED. Başka neyimiz var? Bir tane burada, bir tane de şurada. Arka sis farımız mevcut arkadaşlar. Hani simetri hastası olanların sinirini bozmayacaktır bu. Başka nelerimiz var? Söylediğim gibi egzoz çıkışlarımız aktif demiştim. Gördüğünüz gibi aktif. Hani süs olarak koymamışlar. Neden? Çünkü benzinli zaten abi. Başka neyimiz var? Bagaj kapağımız kocaman. Şurada içeri yazımızı görüyorsunuz. Burada Tiggo 7 Pro yazımızı görüyorsunuz. 290T yazımızı görüyorsunuz. Hani burayı böyle 3 parça halinde yapmışlar. Ortası böyle biraz boş kalmış. Hani böyle Gürcü hamzisi gibi kalmış. Anlayan anladı. Üçüncü toplanmamız burada arkadaşlar. Arka sileceğimiz burada. Bagaj kapağımızı açma tuşumuz nerede? Tabii ki de şu plakalığımızın üstünde. Burada başka neyimiz var abi? Burada bir tane de kameramız var. Gördüğünüz gibi dörtlü flaşörlerimizi kapattık. Herhangi bir şekilde şu an dörtlümüz yanmıyor. Bagajı şöyle açmak istersek bastık. Elektrikli bagaj kapağı mevcut. Açılırken yanmıyor. İçeride yanıyordu içeride bastığımız zaman. 475 litre bir bagaj hacmi karşılıyor bize. Burada bir panizotumuz var. Panizotumuz makaralı sistem. Bu şekilde kapattık. Başka neyimiz var? Burada ışıklandırmamız var bir tane. Neyimiz var? 12 volt soketimiz var. Çünkü bugünkü aracımızda yedek lastik yok. Burası boş. Buraya herhangi bir şey... Nerede? Şurası. Burası boş. Buraya herhangi bir şey koymamışlar. Biraz karanlık çekime kaldık yine akşama. Onun dışında altında neyimiz var? Altında bugünkü aracımızda herhangi bir lastik tamir kiti vesaire yok arkadaşlar. Burada bir tane reflektörümüz var. Kutusuyla beraber. Hani bu yükleme eşiği vesaire sert ama güzel. Kaliteli malzeme belli yani. Başka neyimiz var? Gördüğünüz gibi burada çok güzel aydınlatmalarımız var. Beyaz. Beyaz olunca ben zaten ayrı bir seviyorum. Bagajımız sert. Burada bir tane bagaj açma kapama tuşumuz var. Burada da tutma kolumuz var. Hani bunu böyle tutmaktansa şöyle yapalım. Burayı böyle kapatalım. Bagajımız kapansın. Bakalım kapandıktan sonra o dörtlüler yanacak mı? Yanmıyor. Neden? Çünkü araç çalışıyor. Büyük ihtimal ondandır diye tahmin ediyorum. Son olarak değerlendirmeye geçecek olursak şöyle hemen internetimizi yokluyoruz. Bugün günlerden nedir abi? 3 Ekim Salı. Vito videosunu da bugün çektik. Evet, sadece kıyafeti değiştirdim. Arkadaşlar bugünkü aracımız en boş paket Luxury modeli. Luxury modelinin fiyatı nedir abi? Yok, özür diliyorum. Bugünkü aracımız en boş paket Comfort. Comfort'un modeli nedir abi? Chery Tiggo 7 Pro'nun kendi internet sayfasından 1195 TL. 1195 1.195.000 TL. Evet. Arkadaşlar bugün sizlere elimden geldiğince Chery Tiggo 7'yi anlatmaya çalıştım. Chery Tiggo'yu beğendim. Tiggo 7 Pro gerçekten güzel bir araçmış. Benim hoşuma gitti yani. Tatlı bir araç. Hoşuma gitmedi değil. Açık konuşmak gerekirse. Başka ne gibi artılarımız var? Gerçekten dolu bir araç. Boş paket olmasına rağmen. Bugün sizleri elimden geldiğince, dilim döndüğünce, ilk defa görmeme rağmen, ki zaten ben çoğu videoyu doğaçlama anlatıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yazılım metnim yok, bilginiz olsun. Chery Tiggo'yu anlattım. Chery Tiggo dediğim gibi gayet güzel bir araç. Hoş bir araç. Benim hoşuma gitti. Ben beğendim Chery Tiggo 7 Pro'yu. Diğer rakiplerine nazaran hani fiyatları da karşılaştırırsak 3 aşağı 5 yukarı daha dolu bir araba. O yüzden güzel. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aşağıya yorum olarak da şunu şöyle anlattım, bunu böyle anlattım. Bende var, bende yok, var. Almayı düşünüyorum gibisinden yazarsanız çok memnun olurum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.